Merhabalar, klasik pazar günü video çekme günüm. Süslendim, püslendim, aldım bir pijama aldım. Her zamanki gibi %90 video çekenlerin yaptığı gibi video çekmeye hazırım. Ay, ışık şu anda bana iyi gözüküyor ama dışarısı aslında biraz karanlık. Bilemiyorum, göreceğiz. Yani burada gördüğümle video attığım çok farklı oluyor. Yani bilgisayara attım. Hep beraber göreceğiz. Bu ne videosu olacak? Güleceksiniz biliyorum. Bu bir Project Pen videosu olacak. Öncelikle başlamadan şunları söyleyeyim. Soracaksınız çünkü. Ben de unutacağım. Dudağımdakileri soracaksınız. Bordo bir kalem bayağı koyu. Bu Sleek'in bir kalemi. Mossberry. Ama bu Limited Edition'da yok. Üstüne de Max Factor'ın kırmızı bir gloss'u. Yani bu çok şart değil. Sadece kalın olması şey. Çok koyu bir bordonun üstüne kırmızı bir gloss sürdüm. Bu da şeffaf değil, daha likit ruja dönük. Tam likit ruja değil. Öyle güzel bir gloss. Bu oldu. Ojelerimi hiç sormayın. P2'nin şu açık rengi. Bunu geçen iki videoda da bu vardı. Bunu sormuştunuz. Onun için söyleyeyim. 150 Cute Girl. Almanya civarında olanlar bunu bulabilir. Üstünde de her tırnakta ayrı sim var. Çünkü simli ojelerim dura dura biraz kalınlaşmış. Onların içine inceltici koydum. Kıvamları olmuş mu diye de denedim. Biraz sonra çıkartacağım kendilerini. Gelelim Project Pen konusuna. Şimdi hiç duymayanlar da olabilir aranızda. Nedir? Bu genelde YouTuber'cı ne demek? YouTube'da video çekenlerin ya da blog yapanların ya da elinde bizim gibi böyle deli malzemesi olanların ürün bitirmek adına yaptığı bir proje. Şöyle ki ya belirli sayıda ya istediğiniz kadar, yani genelde Project Pen 10, 15, 20 falan diye gidiyor. Ben sayılarını saymadım bile. Ürün seçiyorsunuz. Amaç bu ürünleri bitirene kadar yeni hiçbir ürün almamak. Şimdi ben bunu yapamam ki beni en baştan beri takip edenler bunu 3 kere falan denediğimi, çoğun bir tanesinde sonuna kadar gel, bir tanesini bitirdim. Böyle bir ürün falan kalmıştı, o da hani kullanamıyordum artık. Tek başarılı olduğum odur diye hatırlıyorum. Yani ne yaptıysam başarısız oldum. Çünkü hani bu benim zayıf noktam. Bu seferkinin amacını herkes bunu kendine istediği gibi oynayabilir. Çünkü bunun kuralları yok. Bu sefer niye bunu yapıyorum? Ürünlerim şurada. Hepsini göstereceğim. Bunlar %90'ı bitmesini istediğim ürünler. Onun için hani bir arada olsun kullanayım. Bir kısmı tamamen bitmesine imkan yok. Azaltmayı düşündüğüm ürünler şeklinde olacak. Bu süreç içinde kozmetik alışverişi yapmayacağım kısmına gidersek, bunu söylersem doğru olmayacağını hepimiz biliyoruz. Keşke olabilse. Minimuma indirmek amacım. Şöyle bir söz verdim kendime. Kendimle şey yapacağım. Mesela gelince alacağımı bildiğim bir iki şey var. Nars'ın paletini çok istiyorum. Bulabilirsem far paleti, onu almak istiyorum. MAC'ten Limited Edition bir şey gelirse beni zorlayabilir. O yani Essence'in koleksiyonu gelir. Beğendiğim ürünleri alırım. Ama onun dışında şu anda hala hazırda piyasada bulunan, her uğradığımda ıvır kıvır aldığım şeyleri almamak şeklinde kendime bir söz veriyorum. Ne kadar az da indirirsem o kadar kârdır. Elimdeki ürünleri biraz eriteyim. Bir kısmı da böyle beklemiş ürünler. Onlar da gitsin niyetindeyim. Bakalım ne kadar yapabilirsek. Bu ürünleri de görmüş, onlar hakkında yorumlarımı duymuş olursunuz diye böyle bir video yapıyorum. Bunların işte dediğim gibi hepsini bitirmek gibi bir amacım yok. Nerede ne kadar yapabilirsem o kadar kârdır. Hemen elime geldiği gibi başlıyorum. Clinique'in şu toniği. Çok büyük bir tonik. Şuraya da işaretledim. Şuradayım şu anda diye. Bakalım mesela bir ay sonra ne kadar kullanabilmişim. Şuraya bir sele bant yapıştırdım. Bunu bitirmek istiyorum. Bu bir. Hakkında şu anda çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Yani daha evvel söyledim diye söylemiyorum. Zamanında çok severek kullandım. Şimdi biraz sert geliyor. Onun için bir an evvel bitirmek istiyorum. Sephora'nın bir body losyonu. Supreme Body Lotion. Kokusunu çok seviyorum. Yapısı biraz fazla sıvı benim için. Ama güzel, nemlendirmesi de güzel. Bunu az kullandım. Şuralarda falan daha yeni başladım kullanmaya. Bu var. Kolayca bitecek ürünlerden biri. Çok fazla sevmiyorum. L'Oreal'in çift şeyle zırıltılı göz makyaj temizleyicisi. Bu da kolaylıkla bitecektir diye düşünüyorum. Bir el kremi koydum. Bunu da sevmiyorum. Yani Dalan'ın
The Olive serisinin o küçük tüpte olanları, daha yoğun olanları seviyorum. Bunu çok sevmiyorum o kadar. Ama kokusu güzel. Tabii ki kullanıyorum. Bir başka ürünüm Elsevin. Bu saç yağı. Buna bayılıyorum. Çok seviyorum. Şu anda şurada. Bunu da bantladım. Bitirebilir miyim bilmiyorum. Ben çok çok fazla kullanmıyorum ki. Benim için bayağı kullandım. Belki bitirebilirim. Bunun elimde açılmış bir tane yedeği var. Sarı kapaklı olan. Ben kırmızı kapaklı olanı daha çok sevdim. Boyalı saçlar için olanı. Çok saçlarım bayalı. Bakalım bunu ne kadar kullanabileceğim. Bu süreç içinde tahminim de bu şeyden çok çabuk sıkılacağım için maksimum kendime 2 ay veriyorum. 1-1,5 ay içinde de bitirebilirim. Bakalım ne kadara dayanabileceğim. Benim şeyim o. Ne kadara dayanabileceğim, kendimi ne kadar zorlayabileceğim. Bu videoyu seyredince özellikle Hande ve Esra bana totolarıyla gülerek ha 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 diyeceklerine eminim. Yani biliyorlar, beni tanıyorlar ama hani acaba bu videoyu çekip yayınlamasam mı? Başarırsam mı yayınlasam? Neyse, göreceğiz. Şöyle minik bir kliniğin benim çok sevdiğim yüz nemlendiricilerinden bu jel olanı. Bende bir tane büyük boyu da var. Onun yarısındayım. Bu küçük hani seyahat boyu yanında taşımak için. Ama durmasın, ortadan kalksın, bitsin. Gerekirse küçük bir şeye boşaltırım zaten büyüğünden. Ve ayrıca Murad'ın setini kullandığım için esasen onun nemlendiricisini kullanıyorum. Bunlar biraz sürünüyor elimde. Ara sıra kullanıyorum bunları. Mesela duştan çıktığım zaman falan bunları kullanıyorum. Bu küçük olanı bitsin. Sonra hiç açılmamış bir ürün koydum. Çünkü daha evvel testlerini denemiştim. Bayılmıştım. Şu Lush'ın Rub Rub, pardon. Şöyle kapağını göstereyim. Bu deniz tuzu olan vücut peelingi. Öyle kenarda duruyor. Bir türlü alıp banyoya götürüp kullanma şeyine girişemedim. Üstü bile tozlanmış. Bunu kullanıp bitirmek istiyorum. Zaten çok büyük bir ürün değil. Bunu bitiririm. Bitirdikçe de mutlu olurum şeklinde. Kozmetik var burada genelde. Başka yine Lush'ın Super Balm. Bu saç derisi için olan bir krem. Şöyle çok az kaldı. Biraz da şekli bir acayip oldu böyle. Kokusunda zaten rezalet kokuyor. Kokusunda bir değişme yok. Daha 1,5 sene kadar falan, 2015 gibi bir şey gördüm. Yok, 2014. 2014'ün 5. ayına kadar daha vakti var ama çok da vakti yok. Şu anda 2. ay olduğumuz için bitireyim bunu ben hemen diye bunu da koydum. Ki biter o 2-3 seferlik falan bir şey var. Onu da başka elime geldiği gibi tırnak ürünü. Bu severek kullandığım bir top coat NYC'nin. Ama elimde birkaç tane daha top coat var. Bu yarıya gelmiş. Bir tek bunu kullanıp bunu bitirmek amacındayım. Ben top coat, base coat kullanmak kısmında çok tembelim. Aksatıyorum. Kullanmadığım zaman da zaten tırnaklarım şu sıralar çok kötü durumda. O konuya hiç girmeyeyim. Çok üzgünüm. Nazar değdi. Çıtır çıtır kırılıyorlar. Çeşitli bakımlar deniyorum falan filan. Bu da tırnak eti için kullandığım. Herhalde 4-5 tane bitirdim. Tekrar tekrar alıyorum bu ürünü. Alabilirim tekrar ama bunu bitireceğim. Lush'ın daha evvel de kullanıp sevmiş olduğum Lemony Flatter'ını aldım. O biraz daha böyle tırnak bakımı da yapan bir ürün olduğu için onu kullanacağım. Onu kullanırken herhalde almam. Ya da bir indirim olursa alırım. Zaten bu 2 ay içinde almasam daha iyi olur. Yani bitireyim, ortadan kalksın. Bir tane de Essence'ten aldığım bir tırnak ürünü. Express Nail Peeling Pen diyor. Böyle masaj efekti bilmem ne var diyor. Şöyle bir abuk bir ucu var. Böyle ucu şey gibi, böyle dişli dişli gibi. Yani böyle kenarlarına. Yani nasıl kullanıldığını da tam bilmiyorum. Hiçbir işe yaramayan. Ben bunu şey diye düşündüm. Tırnak eti derisini böyle yumuşatır falan. Bir işe yaramıyor ama gitsin. Yani tırnak bakımı yaparken onu da kullanayım. O da aradan çıksın. Sevdiğim bir ürün değil açıkçası. Kozmetik. 2 tane de body spray. Ha, bir de vücut ürünüm daha var. Onları da göstereyim. Kozmetiğe dalış yapacağız. Şu yamuk yumuk gördüğünüz şey Lush'ın fan ürünlerinden, yani böyle oyun hamuru gibi duş jeli, duş köpüğü olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca çocuklarınız varsa yıkanırken hani oyun hamuru gibi de oynatabilirsiniz. Bu pembe olanın özellikle kokusuna bayılıyorum. Çok seviyorum.
Ay çok güzel kokuyor. Bütün odam buram buram kokuyor. Onun için uzun süre odamda tuttum açıkçası aldığımdan beri. Fakat tabii oda sıcaklığında falan bu biraz böyle yamuldu, kendinden geçti. Yani bozulma şeyinde değil ama yani şöyle acayip duruyor. Bunun artık kullanılma zamanı geldi. Bunu kullanacağım. Sonra yenisi gelebilecek ürünlerden. Yani o kadar seviyorum özellikle bu kokusunu. Bir ara düşünülebilir. İki tane body splash'ım var. Bunlar benim koku olarak çok sevdiğim fakat elimin az gittiği kokular. Bunu buraya kadar nasıl getirdin derseniz bir 100 mililitresini falan herhalde hediye etmişimdir. Küçük şeyler boşaltıp daha evvel de dediğim gibi. Yine ben de kullandım, yani yarısını ben kullanmışımdır şu şeyin. Biraz daha yoğun kokular bu ikisi. Biri Twilight Wood, biri Japanese Cherry Blossom. Bunun duş jellerini falan da kullanıyorum. Seviyorum ama Twilight Wood bana ilk sıktığımda çok ağır geliyor. Biraz durduktan sonra şahane bir koku oluyor. Seviyorum. Bunları bu kış aylarında kullanmazsam, yazın daha hiç kullanmayacağım için işte bunu en azından şuralara falan getirsem, bunu da şu yarısına falan getirsem çok şahane olur. İçim rahat eder. Onun için diğer daha çok sevdiğim böyle meyveli, şekerli, limonlu falan kokuları bırakıp bunlara yöneleceğim. Bir grup buraya şey ayırdım. Bunlar bende uzun süredir duran ve böyle tekli tekli ürünler olduğu için pratik gelmeyip hiç benim kullanmadığım ürünler. Şöyle bunlar peeling, maske falan şeklinde ürünler. Bunları bir kabın içine koyup banyoya, musluğun yanına koyacağım ki en azından 2-3 günde bir birini kullanabileyim. Kaç tane var bilmiyorum. 10, 12 falan olması lazım. Kaç tanesini bitirsem kârdır. Bunları bitireyim. Aslında bunlar dışında maske ve peelingim, ki bir tanesini daha katacaktım ama getirmeyi unuttum. Çok az kaldı zaten, o da biter. Clinique'in 7 gün scrub'ını kullanıyorum. Onu çok seviyorum. Bir de Clinique'in bir maskesini kullanıyorum. O maskem daha dolu. Onlar bittikten sonra elimde başka maske ve bunlar dışında başka bir şey yok. Bunları bitireyim ki yeni ürünlere yelken açabilelim. Öyle. Gerisi hep kozmetik mi? Gerisi hep kozmetik. Şöyle büyük parçayla başlayayım. Bu efendim Benefit'in eski, hepinizin biliyor, bir concealer paleti. Çoğu ürünü de iyice kullandım. Şu iki ürünü zaten sevmiyorum. Yani belki gerçek formunda, kutularında olanları olabilir ama bunun zaten kalemi var bende. Kalemini de çok sevmiyorum. Bu Lemonade olması lazım. Yani bayağı da kullanmışım, dibini görmüşüm. Bunu bitirmek ya da kullanmak gibi bir niyetim yok. Çünkü dura dura iyice böyle yapısı değişti. Fakat concealerlarında bir bozukluk yok. 2 numarası ve 1 numarası. 2 numarasını deli gibi kullandım. 1 numarasında biraz delik açarsam, 2 numarayı da iyice inceltirsem, tam bitiremesem bile çok iyi olur. Bunlarla birlikte kullanacağım. 3 numarası da burada. Onu da göstereyim. Yani şu üçünden ikisini aslında tamamen bitirsem çok mutlu olacağım. Paleti de o zaman atabileceğim. Şu da tam boy bir ürünü. Bunu deli gibi kullandım. Tabii bu kapaklı olduğu için daha sağlam, daha şey kaldı yapısı. Daha bu kremse, onlar biraz daha sertleşti tabii. Bu 3 numarası, 3 numarası tabii ki bana koyu geliyor. 2 numarası da açık geliyor. İkisini biraz karıştırarak bu süreç içinde bunları kullanmayı planlıyorum. Bakalım hangisini ne kadar bitirebileceğim. Üşenmeden, sıkılmadan bunları kullanabilecek miyim? Bunları yine bir şeyde tutup masamın üstünde öyle kullanacağım. Silik paletime geçen favoriler videosunda herhalde gördüğünüz kenarlarında kalmıştı. O kenarlarındakini, yani bronzer kısmı iyice içeri topladım. Artık hiç alınamayacak haldeydi çünkü. Ve bastım, presledim. Tabii ki aydınlatıcı değil, bronzer kısmını bitireceğim. Tahminimce çabuk bitecektir. Çünkü hani oradan çok gözüküyor gibi olabilir ama orada çok az bir ürün var. Ve bu sıkıştırılmış formda olduğu için, benim sıkıştırdığım bir şey olduğu için daha kolay dağılıyor, daha kolay kırılıyor ama bana bir iki hafta falan rahat gider. Bir ayı bulacağını zannetmiyorum. Yapısına bağlı. Eğer kırılmazsa bir ayda gider. Onu kullanacağım. Başka ondan sonra bir üç tane, iki tane eyeliner'ım var. Biri severek kullandığım Flormarine Style Matic kalemlerinden şu mor rengi. Kadar bir şey kaldı. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle çat diye kırarmışım.
Bunu çok severek kullanıyorum. Biter yani. Bunu da bitireyim. Aslında bitince hani yenisini bile alacak kadar seviyorum o kalemleri. Elimde galiba iki. Renkli olarak bir tek bu var. Bir de krem rengiyle beyaz rengi var. Yani gideyim de renklilerinden alayım diyecek kadar seviyorum. Fakat elimde çok tabii ki göz kalemi olduğu için başka yeni renklerini almayacağım. Bitirmeyi istediğim ama bitirebilir miyim bilmediğim bir ürün var. MAC'in Black Track Fluid Line. Şöyle göstereyim. Bu da çok az kaldı. Neden bitirir miyim bilmiyorum. Sabahları jel aynarını çekmek biraz daha çok vaktimi aldığı için en pratik elime ne gelirse onu yapıyorum. Yine de bunu çıkartıp bunu deneyeceğim. Bir diğer ürün de Bobbi Brown'un benim favorilerimden olan. O da şu kadarcık kaldı. Krem farı, heather rengi. Aşığım buna. Yani bu bitince geri tekrar alabileceğim bir ürün. O kadar seviyorum ama hemen de koşturup almamın acelesi yok. Zevkle, keyifle kullandım. Ama harika bir ürün. Seviyorum. Bir tane bazım var. Gözenek kapatıcı P2'nin. Bayağı kullandım. Bunu bitirmeyi planlıyorum. Bunun benzeri 3-4 tane ürün var elimde. Bunu bitireyim ki onları gönül rahatlığıyla kullanayım. Göz bazım da aynı şekilde elimde başka ürünler var. Lorac Pro'nun içinden çıkan göz bazı bu. Şuralara kadar falan boş. Yani bu bayağı boş. Bunu yeni açtım. Girl Meets Pearls Pearl aydınlatıcı Benefit'in mini boy set içinden çıkmıştı. Ağzı kapalıydı. Yeni açtım. İlk defa kullandım. Çok bayılmadım. Çok sevmedim. Ama bunu kullanayım, bunu bitireyim diyorum. Ortadan bir kalabalık kalksın. Bir kalem daha var burada. Ha, bu da dudak kalemi. Benim favori dudak kalemim 06 Satin Mau. Essence'in dudak kalemi. Gördüğünüz gibi gıcık kaldı. Bunu bir ara kaybetmiştim. Yerine yenisini almıştım. Onun için bunun elimde iki tane var. Bunu da kullanıp bitirmek istiyorum. Son 3 ürün. Bir kesinlikle tekrar alınacak bir ürün. Onu söyleyeceğim. Bu Esra'nın bana gönderdiği Feel Natural Makeup yani fondöten P2'nin 040 numarası. Bende bir tane de 030'u var. Sanki 030'u biraz daha iyi oluyor bana. İkisini karıştırıp kullanırım diye sağ olsun göndermişti ama ben üşengeç olduğum için yani idare ediyorum. Bunu bayağı kullandım. Çok az kaldı içinde. Bitiririm bunu. Bakayım. Yani hakikaten çok az kaldı. Bu yakında biter. İki tane daha ürünüm var. Bunlar maskara. Biri Avon'un Mega Effects maskarası. Bu bende kahverengi olan. Çabuk kurudu. Genelde Avon'un maskaraları yani 3 tane mi denedim şuraya şu ana kadar ne? Bende çabuk kuruyor. Bu iyice kuruma yolunda. Ben bunu seviyorum. Çok rahat uyguluyorum ben. Bir sürü insan uygulayamamış ama bana çok rahat geliyor. Ama kahverengi olduğu için üstüne bunu uyguluyorum. Bu ilk başta sevmediğim bir rimeldi. Ama tekrar alacağım bir rimel oldu. Hatta bu cumartesi baktım acaba alsam mı diye. Sonra dedim ki acelesi yok. Hem 14 Şubat'ta indirim olabilir dedim. Hem de belki dedim Project Pen yaparım. Onun için almadım. 14 Şubat'ta indirimde bulursam alır mıyım? Evet, 14 Şubat da yani ay diyeceksiniz ki bana ne saçmalıyorsun ama yani böyle indirimde gerçekten istediğim şeyleri bulursam alabilirim. Onların da alışveriş videosunu yaparım. İndirim dışında bir şey almayacağım. Benim şeyim bu olsun. Benim Project Pen'im hileli Project Pen. İndirim dışında bir şey almayacağım ve esas amacım bu ürünleri bitirmek. O sırada alışveriş yapmamak değil. Mümkün olduğunca az alışveriş yapıp elimde bunları bitirmek. Bundan bir daha alır mıyım? Alabilirim ama alırsam siyahını alırım. Aslında almayı da istiyorum fakat yani temsilcim çok yakında olan bir temsilci değil. Ulaşmam biraz zor. Aslında zor değil, annem alır. Yani tek bir ürün için aramaya ben şey yapıyorum. Bilmiyorum. Bir ara alabilirim ama bundan kesinlikle neden alacağım? Çok ince bir fırçası var. Ben bunu şey olarak kullanıyorum. Son kat maskarası gibi kullanıyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. Kalın ve yoğun maskara sürdüğümde ayırmaya yarıyor. Bu da bitmek üzere. Bu o iş için yani tek başına kullanım değil ama diğer maskaraların üstüne son kat maskarası olarak kesinlikle alacağım. Bunlar bitirmeyi istediğim ürünler. Bunlar bittiği zaman çok mutlu olacağım, rahatlayacağım. Ya da işte bir kısmını yarıya indirdiğimde diyebilirim. Böyle Project Pen değil de buna. Çünkü Project Pen'de işte alışveriş yapmayacaksın falan. Kendime bahane arıyorum bir dakika.
Buna bitirme projesi diyeceğim ben o zaman. Böyle bir video oldu. Bu ürünler içinde kullandığınız var mı? Bunların yerini ne alayım? Bitince hani tavsiyeniz var mı? Alta yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Bu hafta sonu oturup bütün yorumlara cevap verecektim. Saat 4'e gelmiştir. Ben hala yani ya video çekecektim ya onu yapacaktım. Video çekmeyince de bana kızıyorsunuz biliyorum. Onun için oturdum video çekiyorum. Şimdi bir tane daha çekeceğim. Ondan sonra da hemen yorumları cevaplamaya geçeceğim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Instagram'da, Twitter'da beni Bouketto yazarım alta ya da buralara dan takip edebilirsiniz. Blogumda birbuketkozmetik.com. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.